Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mübarek Ramazan ve Cuma akşamından herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Cenab-ı Hak inşallah Ramazan-ı Şerifi ve mübarek günleri hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Sendeyiz de uzun zamandır devam ediyoruz. Bu akşam yeni bir misafirimiz inşallah bizlerle beraber olacak. Alem İslam'dan bakıldığında, yurt dışından bakıldığında Risale-i Nur ve Bediüzzaman Hazretleri nasıl görünüyor? Neler var? Neler konuşuyor? Değerlendirmeler nasıl? Uzun zamandır bu konularla iç içe olan Rıdvan kardeşimiz inşallah bizimle beraber olacak ve beraber değerlendirmiş olacağız. Birikimlerini, değerlendirmelerini, karşılaştıkları meseleleri inşallah bizlere aktarmış olacak. Ben birazdan kendisini yeni alacağım. Yeni takip etmeye başladığını gördüğüm andan itibaren evet. Tabii siz merak ettiğiniz konuları bir taraftan sorabilirsiniz. YouTube'dan, Facebook'tan. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah Metin abi. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Hayırlı Ramazanlar. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Hamdolsun. Bizler de iyiyiz. Bir Allah Sendeyiz programında tekrar inşallah izleyicilerimizle birlikte, sizinle birlikte bu akşamı değerlendirmiş olacağız. Sizde eko var mı seste? Şu an ses gayet net, güzel. Eko yok. Benim sesim iyi mi? Sizin ses güzel geliyor. Ben bir tekrar bana dönüyor ses. Evet. Şimdi başta söylediğim gibi Rıdvan kardeşimizle beraber Alem İslam'da Risale-i Nur'u, Bediüzzaman Hazretleri'ni nasıl görüldüğünü konularla ilgili bir değerlendirme yapacağız. Çok özür dilerim. Benim sesim bir yankı yapıyor zannederim. Şu an nasılsınız? Şu an yankı yok. Zaten önceden de yoktu yankı ama biraz daha şey geliyor sesiniz. İyi. Yayına yansıyor galiba. Şu Sizin an iyi. bilgisayarınızın başka bir şey açık mı bu arada? Yok, benim telefonla bağlandım. Başka bir şey açık değil. Tamam, peki. Evet. Öğlen İslam'da Risale-i Nur ve Bediüzzaman Hazretleri uzun yıllar yurt dışı tecrübesiyle beraber, yurt dışından gelen misafirlerle beraber, elbette ki Risale-i Nur merkezinde onlarla görüşmeleriniz, konuşmalarınız, muhabbetleriniz oldu. Ve bu konuda ciddi bir birikim anlamında malumat sahibi olmuş oldunuz. Bu etkileşimlerden biz de istifade etmek istiyoruz. Bu değerlendirmeleri biz de duymak istiyoruz. Nedir durum Alem-i İslam'da? Risale-i Nur bu topraklarda doğmuş. Evet. Bu Hazretleri topraklarda dünyaya gelmiş, hamdolsun. Türkçe Allah'ım. çok önemli bir eser etmiş. Dolayısıyla bunun yansımaları tabii 26'da başladığını o süreçle birlikte 26'da başladığını varsayarsak o süreçle Evet. birlikte Risale-i Nur dünyanın pek çok yerinde duyuldu, istifade edildi ve bunun yansımaları mutlaka oldu. Bir taraftan başlayalım. Sorular geldikçe inşallah tekrar değerlendirmiş oluruz. Buyurun. Olur inşallah. Öncelikle Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun sizin ve kıymetli dinleyenlerimizin. Cenab-ı Allah bu Ramazan'ı alem İslam hakkında hayırlara, yümünlere, bereketlere, nasip bereketlere çevirsin inşallah. Amin. Metin abi, Risale-i Nur'un intişarı, hariçte intişarı diye konuşacak olursak, sizin de bahsettiğiniz gibi Üstad Hazretlerinin zamanından bu yana Bediüzzaman Hazretlerinin özellikle Afyon hapsinden sonraki dönemden bu yana hariçte yani dışarıda çok ciddi bir fütuhat, genişlik var. Hatta biz çoğu zaman abilerimizden duyuyorduk. Siz de duymuşsunuzdur. Bir gün gelecek bu eserler bütün dünyada okunacak veya Risale-i Nurlar bütün dünyayı tenvir edecek diye. Bediüzzaman Hazretlerinin Barla'da Tarassut altında, baskılar altında birkaç talebesiyle birlikte telife başladığı Risale-i Nurlar şu an elhamdülillah dünyanın birçok yerine intişar etmiş durumda. Artık farklı dillerde Risale-i Nurları görebiliyoruz, duyabiliyoruz. Farklı dillerde Risale-i Nur derslerini dinleyebiliyoruz.
Hatta şunu bile görüyoruz. Farklı renklere ve uyruklara sahip olan Risale-i Nur talebelerini. Yani artık bizler alıştık ve çokça duyuyoruz. Sudanlı Ahmet Uhaymir abiyi bir Risale-i Nur talebesi olarak görebiliyoruz. Bunun gibi Ahmetler, Şefikler, Saidler, Usameler, Cenab-ı Allah Malezya'dan, Endonezya'dan, Afrika'dan, Bosna Hersek'ten dünyanın değişik yerlerinden nasip eyledi. Aslında ben şöyle değerlendiriyorum Metin abi. Evet. O sürekli duyduğumuz bir gün gelecek bu eserler bütün dünyada okunacak ifadesinin yaşandığı, ibaresinin yaşandığı tarihi günleri yaşıyoruz. Hamdolsun. Tarihi anlara beraberce siz de bizler de tanıklık ediyoruz. Üstadımız ta Emirdağ'ındayken, hususen Emirdağ 2. sürgünü olan Afyon Hapishanesi'nden sonra bir mektubunda çok dikkatimi çekmişti Emirdağ'ın yakasında okurken. Risale-i Nur'un dahilde ve hariçte fütühatı devam ediyor diye bir ifadesi var. Evet. O zamanlar hapisten yeni çıkmış, hem dahildeki fütühattan bahsediyor, hem de hariçteki fütühattan bahsediyor. Hatta başka bir ifadesi var. Duyunca çok çok şaşırdım. Belki sizler gördünüz. Risale-i Nur'ların Arapçaya ve Hintçe'ye tercümelerinden bahsediyor Üstad Hazretleri o günlerde. Yani inanabiliyor musunuz Metin abi? Bediüzzaman Hazretleri 50'li yılların başları, belki 51, 1951'li yıllar hapishanelerden, sürgünlerden yeni yeni belki bir cihette kurtulduğu yıllar. Ama kilometrelerce, yani binlerce kilometre uzakta olan Hindistan, şu anki adıyla Hindistan ama şu o zaman için kastedilen Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka gibi Hindistan gibi bütün bu coğrafyayı kapsayan bir Hintçe dilinden bahsediyor. Ve bu dile yapılacak tercümeden bahsediyor Arapçanın yanında. Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin o asırlardan beri, o zamandan beri koymuş olduğu o çizgi, o hedef çizgisi belki bizim için bir vizyon çizgisiydi, ufuk çizgisiydi. Şu an elhamdülillah Hayrat Vakfı Risale-i Nur talebeleri bir kadr-ı müstata, yani güçlerinin yettiği kadarıyla bu vazifeyi yerine getirmeye çalışıyorlar. Çeşitli dillere, dünyanın değişik dillerine Risale-i Nur'ları yaymaya, intişar etmeye başlıyorlar ve dünyanın birçok yerinde bu hakikatleri götürerek orada bizzat anlatmaya çalışıyorlar. Cenab-ı Allah sayılarını arttırsın. Güç, kuvvet ihsan eylesin inşallah. Amin. 90'lı yıllarda Rıdvan kardeş, siz kulaklığı bir çıkarabilir misiniz? Yani olur. Kulaksız konuşabilirsin. Evet. Evet. Şu an daha iyi galiba. Şu an şey geldi. 90'lı yıllarda yanlış hatırlamıyorsam Afrika'dan hangi ülkede şimdi hatırlamayacağım. Bir vatandaş gelmiş Risale-i Nur'la alakalı çalışma yapmak üzere. Süleymaniye'de bir talebelerin kaldığı yer var. Tavır şuydu. Ya tabii ya, talebeler okula gidip geliyorlar. Efendim herkesin kendine göre bir meşgalesi var. Belli zaman dilimlerinde bazı çalışmalar yapılıyor. Fakat onun evet. O hali... Ya bunlar ne yapıyorlar, neye gidiyorlar, neye geziyorlar, otursalar ya, Risale okusalar ya falan. Çok acayip gelmiş. Tabii bizim de daha yeni olduğumuz belki yıllar olmak hasebiyle. Evet. Onun o gayreti, Risale'den bir istifade etmiş hali vardı. Şimdi bu tablo çok farklı noktalara geldi. Yani bu sayılar çok çok arttı. Hakikaten yani Risale-i Nur'un Türkiye'de belki bakıldığında anlaşılan gözüken tarafları hepimizce malum yönler var ama yurt dışındaki bir insan bundan ne derece istifade ediyor, edebiliyor mu? Ne noktada? Nasıl bakıyorlar, nasıl görüyorlar? Bizim gördüğümüz gibi Bezansen'in anlattığı, şu bahsetmiş olduğunuz konu gibi. Yani burada işte Hindistan'a gitsin, yayılsın diyor. Bezansen'in o gayreti var. Onun yankıları, karşılıkları ne durumda? Nasıl bir tablo var? Şu şekilde Bediüzzaman Hazretleri'nin telif etmiş olduğu Risale-i Nur'ların uslubundan dolayı toplumun her tabakası, her kesimi çok rahat istifade edebiliyor. Bunların başında yani kendi memleketimizde dahilde gördüğümüzde her tabakadan, her meslek gruplarından
Hatta her yaş gruplarından gençler, insanlar, yaşlı abilerimiz istifade ediyorlar. Bunun aynı versiyonunu biz Risale-i Nur'un uslubundan dolayı Alem İslam'da da görüyoruz. Yani hususen akademisyenler, alimler, imam ve hatipler, üniversite öğrencileri, fikir sahipleri, çeşitli cemaatlere ve cemiyetlere mensup olan insanlar ve normal sıradan halktan olan insanlar ciddi manada istifade ediyorlar. Şunu söyleyeyim Metin abi, biz de çok karşılaştık, siz de çok karşılaştınız. Öyle akademisyenler var ki yıllık izinlerini Risale-i Nur çalışmalarıyla geçiriyorlar. Yani burayı biraz açabilir miyiz? Yani mesela yani, Malezya'da, evet. Malezya'da, Endonezya'da veya Afrika'nın çeşitli ülkelerinde bir akademisyen 10-15 günlük belki 20 günlük bir yıllık izni var. Hemen bizim oradaki kardeşlerimizle, abilerle irtibata geçip Risale-i Nur'dan istifade edeceğim bir ortam var mı bu yıl? 10 günümü Risale-i Nur için ayırdım. Tamamen Risale-i Nur için. Bir de malumunuz Türkiye'ye çok ciddi bir turistik rağbet var. Türkiye'ye gelen bu insanlar Metin abi çok gariptir ama bir İstanbul'da durup gezmek yerine Risale-i Nur'un ilk telif edildiği Barla köyüne gidiyorlar. O zaman için hitap edilen kuş uçmaz, kervan geçmez yerlere gidip oralarda 10 gün, bazen 12 gün sabahtan akşama kadar Risale-i Nur'dan uzman olan abilerimizden, mutakassıs abilerimizden her biri ayrı ayrı dersler alarak günlük 10 saat, 8 saat Risale-i Nur dersleri okuyup dersleri dinliyorlar. Yani ta Malezya'dan, Endonezya'dan, Sri Lanka'dan, kalkın siz Nijer'den, Burkina Faso'dan veya Balkanlardan gelin Türkiye'ye, İstanbul'da gezmeyin, atıyorum bir Konya'ya gitmeyin, başka bir yere gitmeyin, gidin Barla'ya Risale-i Nur üzerine bir çalışma yapın. Bu gerçekten dış dünyada, hususen akademik manada veya imam ve hatipler cihetinde, alimler cihetinde, hususen neden bu tarz tabakaları zikrediyorum? Çünkü ilmi bir altyapıya sahip olanlar kıymetini daha iyi anlıyor. İlmi bir altyapıya sahip olanlar, özellikle İslami camiada, duyunca eserleri çok istifade ediyorlar. Bunların benim dikkat ettiğim en önemli cihetleri Risale-i Nur'un bu asrın uslubuna uygun bir tarzda, yöntem ile meseleleri ele almasıdır. Ve bundan hayran hayran istifade edip kendileri başta kendi nefisleri olmak üzere sonra başka insanlara, öğrencilere naklediyorlar. Evet. Yani tabii çok şeyler anlatacaksınız bu süre içerisinde. Ben hemen bir şeye bir bahsetmiş olayım. Malezya'dan Ammar kardeşimiz vardı malum. Evet. Yani Türkiye efendim Osmanlı hilafetin merkezi anlayışıyla gelip burada eğitimini ve Marmara tarihi ki tarihte işte ben tarihimi öğreneceğim, bileceğim. Ona göre hizmetlerimi yapacağım anlayışıyla hareket eden bir kardeşimizdi. Nitekim Risale-i Nur'ları bir defa baştan sona okumuş. Daha sonrasında daha derinlikli okumak üzere kendisine ahit etmiş, söz vermiş. Ama ömrü tabii Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği kadar herkeste vefat etti, ahirete gitti o düşünceyle beraber. Şimdi gerçekten hani Malezya'dan kalkıp birisi gelsin, Risale-i Nur'un hakikatleriyle muhatap olsun ve onları daha derinlikli okuyup kendisini bu konuda daha teçhizatlı hale getirmek için bir şevk gayret içerisine girebilsin. Bu mutlaka burada bir şey var ki, buluyor ki buraya devam edebiliyor. Evet. Bunun gibi çok örnekler vardır sizde. Ben bir giriş olsun diye bunu söyledim. Evet. Siz Ammar'dan bahsettiniz. Allah rahmet eylesin. Ammar bütün o külliyatı Osmanlıcasından bir de okuyup bitirdi Metin abi. O da ayrı bir tarafı. Kendisi tarih bölümünde... Evet. Onu söyleyecektim. Yani tarih bölümünde Malezyalı bir öğrenci olarak 100 puan almış ve sınıfın birincisi Osmanlıca konusunda da. Evet. Evet. Bunun gibi Metin abi gerçekten Bediüzzaman Hazretleri'ne karşı ve Risale-i Nur'a karşı uslubundan dolayı, Bediüzzaman Hazretleri'nin yaşamış olduğu ortamdan dolayı çok ciddi bir ilgi var. Mesela Bediüzzaman Hazretleri ile alakalı olan tarafı ilk başta ele alacak olursak, Alem İslam'da birçok alim, üstad üzerine
Risale-i Nur üzerine bir kitap kaleme almayı, bir makale kaleme almayı veya bir eğitim tezi, eğitim akademik çalışma yapmayı bir şeref addediyor kendisi için. Veya alimlere baktığımızda gerçekten Risale-i Nur üzerine kitaplarını yazanlar ilk başlarda hemen ben böyle bir kitabı yazdığım için veya böyle bir zatın fikirlerini kaleme aldığım için son derece iftihar ediyorum. Cümlelere hep böyle başlıyorlar. Geçen günlerde bir yine internet programında Endonezya'daki Cemal kardeşimiz bahsetmişti. Risale-i Nurlar ve Bediüzzaman Hazretleri üzerine yazılan Endonezya üniversitelerindeki test sayısı 940 civarında. Çok enteresandır. Akademik camianın ve her biri mutlaka tezlerinin girişlerinde kendi duygu ve düşüncelerini, üstadla alakalı, Risale-i Nur'la alakalı kendi duygu ve düşüncelerini ele alıyorlar. Mesela bunlar içerisinde en meşhur olan alimlerden birisi yaklaşık 2,5 ay önce de vefat etti. Mısır'dan Muhammed Amara diye bir yazar, hem köşe yazarı hem de çok ciddi İslami kitapları olan birisi. Bediüzzaman Hazretleri ile alakalı telif ettiği iki kitapta hususen üstadımızın Divan-ı Harb-ı Örfi'de ve esaret yıllarındaki o ciddi duruşları, İslamiyet'in prensipleri üzerine ciddi duruşları çok dikkatini celbediyor ve bunu kitabında şu şekilde arz ediyor. Bu tarz ciddi duruşlara biz İslam dünyası, hususen Arap dünyası olarak çok ihtiyacımız var. İşte bunun gibi olmamız lazım. Divan-ı Harb-ı Örfi'de Bediüzzaman Hazretleri'nin asılmışları gördüğü halde kendisi ben onların en küçük bir ferdi olmakla iftihar ederim veya bin ruhum da olsa feda ederim tarzındaki ibareleri gerçekten yaşanmış bir zat olarak bu asırda çok ciddi yansımaları ve güzel dikkat çekici bir yanı oluyor. Hemen yanı başımızda mesela komşu bir ülkemiz var, Irak. Irak'ta hem yakın olması hasebiyle hem de Risale-i Nurları ve üstadımızı çok sevmeleri hasebiyle çok ciddi kitaplar telif edilmiş. Mesela Muhsin Abdülhamid diye üstadımızla alakalı birçok kitap ve eser yazan birisi, üstadımızla alakalı söylediği en çarpıcı cümle şu: Bediüzzaman Said Nursi İslam tarihinin en büyük müceddidlerindendir. Bu cümleden önce şunları söylüyor: ben yıllardır Risale-i Nur okudum, yıllardır istifade ettim. Risale-i Nur hakkında yazılmış kitapları da okudum. Ve açık bir şekilde söyleyeyim, şu kanaate vardım: Bediüzzaman Hazretleri İslam tarihinin en büyük müceddidlerindendir. Bunu sadece bu şekilde söylemiyor, altını dolduruyor. Çünkü diyor, bu asırda toplumu en iyi okuyup, değerlendirip, tahlil edip hızlı çözüm önerileri, toplumun, İslam toplumunun ihtiyacı olan hızlı çözüm önerilerini hemen önümüze koyan bir Bediüzzaman modeli vardır, bir tecdit modeli vardır diyor. Ve onun için Üstad Hazretleri'ni şöyle diyor: o bir allamedir, o bir müceddittir, o bir mütekellimdir, o bir mürebbidir. Risaleleriyle alemi İslam'ı ve bütün insanlığı aydınlatmış bir alimdir diye ifade ediyor. Ve bunu ifade ederken yaklaşık 200 sayfayı aşkın bir eser telif ediyor. Ve her birini bütün hususiyetleriyle teker teker ele alıyor. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri'nin hususen Mısır'da, Irak'ta bu şekilde Risale-i Nurların orada bulunan alimler tarafından hüsnü kabulünün yanında bir de az evvel bahsettiğimiz Hindistan taraflarında meşhur bir alim var, Hasan el-Nedvi diye. Kendisi 1999 yılında vefat etti. O mıntıkada çok meşhur olan bir alimdir. Sri Lanka'ya, Bangladeş'e, Pakistan'a ve Hindistan'a kendi yazdığı kitaplarla ve koymuş olduğu sistem ile çok ciddi etkisi olan bir alimdir. Kendisi
üstadımızla alakalı çok güzel ifadeler ve çok güzel makaleler ele almış. Ve iki hususta Bediüzzaman Hazretleri diğer alimlerden ayrılır diyor. Birincisi, çok zor şartlara rağmen istikametli bir fikri var, keskin bir bakışı var ve doğru bir düşüncesi var. Bıkmadan, usanmadan iman, Kur'an, hizmet mücadelesini devam ettirmiştir. Bu gerçekten dışarıdan bakıldığında 83 yıllık bir süreçte hiçbir geri adım atmadan Bediüzzaman Hazretleri o istikametli fikriyle devam ettirmiştir. İkinci dikkat çektiği yön ise Bediüzzaman Hazretleri'nin ortaya koymuş olduğu hizmet ve davet tarzıydı ki bu da kendisinin ifadesiyle bütün hizmet kapıları kendisine kapansa bile, bütün metotlar kendisine kapansa bile o azminden dolayı yeni bir kapı açabilecek güce sahipti. Öyle fikri bir güce sahipti. Nereye gitse belki önünü tıkıyorlardı. Hangi tarafa yönelse önüne bir set koyuyorlardı. Ama öyle bir azmi vardı ki hemen kendisine yeni bir yol, yeni bir kapı açmaya çalışıyordu. Şimdi bu Metin'a bu zat, Ennedvi dediğimiz zat, hususen şu an Hindistan'da, Sri Lanka'da ciddi etkisinin olduğu, hatta belki bu münasebetle vakfımızın başkan yardımcısı Ahmet Semiz amcadan duyduğum bir hatıra vardı. Bununla alakalı çalışmalar yaptığımda kendisi anlatmıştı. Meşhur Türkiye'deki Emin Saraç hocamız birkaç tane Türkiye'den olan alimlerle beraber ziyarete gidiyorlar Ennedvi hocayı 90'lı yıllarda. Türkiye'den bir heyet olarak gidiyorlar ve Türkiye hakkında, Türkiye'de yapılan hizmetlerle alakalı konuşmalardan sonra Hasan Ennedvi hoca Emin hocaya yönelerek şöyle diyor: benim namıma Risale-i Nur talebelerine selamımı iletir misin diyor. Ve sonrasında Türkiye'ye geliyor Emin Hoca. Siz de belki duydunuz bu hadiseyi. Geldikten sonra Emin Hoca, ben Risale-i Nur talebeleri olarak Hatt-ı Kur'an'ı esas yapan İslam harfleriyle, Kur'an harfleriyle bu eserleri okuyup bugüne kadar getiren Hayrat Vakfı Risale-i Nur talebelerine Ennedvi'nin selamını iletiyorum. Biz de bütün dinleyiciler ve biz de kendimiz de aleyküm selam diyoruz bu selama. Kilometrelerce öteden Risale-i Nur talebelerine iletilmiş bir selam var. Cenab-ı Allah hakkıyla eda edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Bu bahsetmiş olduğunuz konuyu biz İrfan Mektebi dergimize neşretmiştik, hatıralar diye. Oradan konuyu biliyorum. Az önce bahsetmiş olduğunuz nokta ile ilgili de şu ayet-i kerimeler hatırıma geliyor. Estağfurullah billah ve men yettekillaha yec'al lehu mahraca ve yerzuku min haythu la yahtesib. Allah'a ittika eden, takvayla yaklaşan, Allah'a imanını sağlamlaştıran bir insan için kapalı bir kapı yok. Allah ona bir çıkış kapısı açar ve onu ummadığı yerden ve hesapsız olarak rızıklandırır. Ve tam da bunlar aslında olmuş. Mesele ne? Çok İslam aliminin dediği gibi Bediüzzaman imana çalıştı. Dediği zaman imanları kurtardı. Bizim imanlarımızı kurtardı dediği noktaya yoğunlaştığından bahisle. Tabi ilim ayrı bir nazar, gözlük, daha derini görebilen bir yaklaşım ve o insanlar baktıklarında biraz da ihtiyacın da belki kuvvetiyle oradaki hali çok net yakalayabilmişler gibi duruyor. Evet. Müsaade ederseniz bir iki tane daha örneğim var benim. Bu tabii hususta, malumunuz bunları yine İrfan Mektebi dergimizde de siz editörlüğünü yapıyorsunuz. Yayınlamaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Mesela yine Mısırlı alimlerimizden Doktor Ahmet Es-Saih diye bir alim var. Risale-i Nur üzerine birçok kitap telif etmiş. Bir kitabı elime geçti Arapça olarak. Çok kalın değil, yaklaşık 60-70 sayfalık bir kitap. İlk sayfasını açtım, şu cümleyi gördüm: üstadı her yönüyle teker teker ele almış. Cümle ilk olarak şöyle başlıyor: bir dahi olarak Bediüzzaman. Ve başlıyor: Bediüzzaman bir dahidir. Evet diye 10 tane
Bediüzzaman Hazretlerinin dahiliğine, dahi olan cihetine, dahi kelimesinin manasını, yani hem zekaveti hem de tecrübesiyle birleşmiş bir şekilde alanında gerçekten isim yapmış bir zat olarak zikrediyor. Birinci hususiyet, Bediüzzaman'ın çaba ve fedakarlıkta bir benzeri yoktur diyor. O bir dahidir çabada ve fedakarlıkta. Bediüzzaman ileriyi görmede bir 10 yıl sonrasını, 15 yıl sonrasını, belki o hadiseler vuku bulduktan sonra, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 40-50 yıl sonrasını görüp ona göre adımları atabilecek durumda. Üçüncüsü, Bediüzzaman'ın dahiliğinde fikir istikameti ve vicdan cesareti birleşmiştir. Bu ise bir ilham-ı Rabbani'dir diyor. Yani ben Arap alimler içerisinde Bediüzzaman Hazretleri'nin elde ettiği ilimle alakalı ilham-ı Rabbani ifadesini çok duydum. Hususen herkes bu şekilde bakıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir ihsanıdır bu, bir ikramıdır. Bu memlekete, bu halka, Türk halkına Cenab-ı Hakk'ın bir ikramıdır. Ve yine dördüncü özellikle, Bediüzzaman Hazretleri'nin dahiliğinde makam ve şöhret sevgisi yoktur diyor. Hiçbir makam için ve hiçbir şöhret için onu yapmadı diyor. Bediüzzaman'ın dahiliğinin beşinci olarak en büyük alametlerinden birisi siyasetten kendini uzak tutmasıdır ve davetini de uzak tutmasıdır, içe koymamasıdır. Altıncı bir hususiyette bahsederken beş ile bağlantılı bir şekilde Bediüzzaman'ın en büyük dahilinden birisi de müsbet harekete esas yapmasıdır. Sürekli yetiştirip olumlu ve pozitif bir şekilde hayata bakıp o şekilde hayatını sürdürmeye çalışmasıdır. Yedinci hususiyette çok dikkatimi çekti. Bunu ele alan Arap dünyasından çok alim bulamadım ben ama dahiliğinin en büyük alametlerinden birisi, fırsatı olduğu halde vatanından hicreti reddetmesi. Hicret tekliflerini reddetmesi. Ne diyecek diye bekliyordum. Şunu söyledi. Pakistan Maarif Vekili'nin, bakanlığının vekili Üstad Hazretlerine malumunuz bir mektup gönderiyor. Gel hizmetlerine burada devam et. Biz seni burada baş tacı yapalım diye. Ama diyor, Bediüzzaman'ın dahiliği buna izin vermezdi diyor. Çünkü Bediüzzaman'ın dahiliğinde dalın başladığı yerden ayrılmamak vardır. Eğer oradan ayrılsaydı, o problemin olduğu yeri terk etseydi, yarın gittiği yere o problem daha hızlı gelecekti. Bizzat sıkıntının, hastalığın olduğu yerde durup onu tedavi etmekle meşgul oldu diyor. Bu dahilik alametidir Bediüzzaman Hazretleri için. Çok enteresan bir bakış açısı gerçekten. Evet. Sekizinci olarak bahsederken, Bediüzzaman Hazretleri dahidir çünkü bu asrın insanlarını iyi bir şekilde tanıyıp tahlil etmiştir. Şimdi biz yeni bu 2010'lardan sonra Metin abi, teknolojinin hızlı ilerlemesiyle yapılan işte teknofestlerle dünyanın artık bir köy haline gelmesiyle çok hızlı değişen hadiseleri yeni yeni fark ediyoruz. Bediüzzaman Hazretleri öyle bir sosyolog, öyle bir içtimai, alim içtimaiydi ki 80-90 yıl öncesinden bu asırda şu anki bizim ihtiyacımız olan çeşitli fikirlerin yayıldığı, işte deizm gibi yeni fikirlerin, yeni yeni izimlerin ortaya çıktığı bir ortamda Bediüzzaman Hazretleri o zamandan ilaçları sunuyor. Yani sadece kendi asrının, toplumdaki asrın da toplumun tahlili yapıyor. Onun için parantez içerisinde söyleyeyim, birinci zikrettiğim kitabında Bediüzzaman Hazretleri sadece 20. asrın değil 21. asrın da müceddididir diyor. Çünkü toplum değişiyor ama üstadın koyduğu üslup daha da faydalı hale geliyor. O şekilde görüyor. Dokuzuncu hususiyet ise, Bediüzzaman Hazretleri gençleri yetiştirirken onların duygularına, düşüncelerine ve ahlakına, bu üçlüye hitap edecek bir üslubu ele almıştı. Yani akıl, kalp ve ahlak, bu üçlüyü ıslah etmeye çalışıyordu. Ve gerçekten bunda da ciddi bir şekilde başarılı olmuştu. Ve son hususiyetten bahsederken, Bediüzzaman'ın en büyük dahiliği onun eserleri olan
Risale-i Nurlar'da görünmektedir. Dahi olduğunu anlamak isterseniz, al bir dahi olduğunu, size tefekkür yoluyla ne kadar yeni yeni pencereler açtığını çok rahat göreceksiniz diyor. Yani bu ifadeleri okuyunca gerçekten insan çok etkileniyor. Risale-i Nurlar'ı okuyoruz, anlıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz, istifade etmeye çalışıyoruz. Ama başkasının gözüyle de bir bu eserlere bakınca veya üstadın şahsına bakınca insan çok etkileniyor gerçekten. Ben bir ara bir program için Sudan'a gitmiştim. Bu vesileyle Sudan üniversitelerinde okuyan farklı yerlerden gelmiş, farklı ülkelerden gelmiş gençlerle bir araya gelme imkanımız oldu. Evet. Tabii Risale-i Nurlar'dan istifade ediyorlar. Bir oturum yaptık onlarla. Biz tamam okuyoruz, istifade ediyoruz. Hakkında kanaatimiz var ama gerçekten bu insanlar ne görüyorlar, nasıl anlıyorlar falan konuyu diye konuştuğumuzda ondan sonra daha sonrasında onları tabii yazıya döktük biz yine kullandık dergide. Yani hakikaten bakıyorsunuz o insanlar Risale'i okumuş. Bu net. Ve istifade evet. etmiş. Oradan bir sonuç çıkarmış kendisine. Yani kendisini daha müspet, daha pozitif, daha umutlu, daha alem-i İslam'la bütünleşik hale gelmesine vesile olacak. Etrafını Allah'ın ayetlerine görecek şekilde ve Cenab-ı Hakk'a bakan yönlerini okulabilecek bir marifet dersini almış olarak istifade ettiklerini bahsediyorlardı. Dolayısıyla evet. yeter ki hani imkan olarak onlar oraya taşınmış olsun, önlerine gelmiş olsun. Herkesin istifadesi var mı? Var. Çok küçük parantezle şunu söylemiş olayım, ondan sonra devam edin müsaadenizle. Yine Sudan'da bir ara Sadık abi orada kalırken hocaları topladım diyor. Bunlara bir şeyler evet. anlatacağım. Haşr Risalesini bahsetmiş ve diyor ki Üstad Hazretleri bunu yazmış ama kendisi 80 defa okumuş. Birisi evet. diyor ki yani yazan mı okumuş bunu diye. Evet diyor. O konuşmaya devam ediyor. Arada bölüyor. Bir saniye diyor. Tehlif eden kendisi okumuş öyle mi? Evet. Bu konuşma içerisinde 3-4 defa tekrar ediyor. Daha sonrasında o demiş ki bana bir tane haşr risalesi acil verebilir misin? Ve o da diyor ki yani haftaya 4 gün sonra geldi diyor veya bir hafta sonra geldi. 3 veya 4 defa okumuş haşr risalesini. Ben diyor Bediüzzaman niye 80 defa okumuş? Şimdi anlıyorum ama size de sitem ediyorum. Neden? Böyle bir eser vardı da siz niye bana bugüne kadar getirmediniz? Buradan neredeydiniz? Gerçekten bunu çok duyduk biz. Yani gittiğimiz her yerde, hatta giden şu an dünyanın değişik yerlerinde vakfımızın temsilcisi olarak hizmet eden abilerimiz, kardeşlerimiz her gittikleri yerlerde şu cümleyi duyuyorlar. Bizzat yaşadığım bir hadise var. Yine o yıllarda bulunduğumuzda 30. lemadan 1. nükte olan Kuddüs ismi şerifi üzerinden bir tefekkür yolculuğu dersimiz vardı. Evet. Dersi dinleyenler içerisinde doktora eğitimini yeni tamamlamış araştırma görevlisi bir hanımefendi vardı. Doktora tezini Cenab-ı Hakk'ın isimleri üzerine, Esma-i Hüsna üzerine yazmış. Yüksek lisans tezi de aynı minvaldeymiş. Üstad Hazretleri'nin o birinci nüktede Kuddüs ismiyle alakalı yapmış olduğu tefekkür yolculuğu biz 40-45 dakikada özetleyip PowerPoint'ler ile arz ettik. Hoca tabii 2-3 defa sunum esnasında girip çıktı. Biraz da endişe ettim ben, acaba yanlış bir şey mi söyledik hoca girip çıktı diye. Ve ders bittikten sonra birkaç kişi konuştu, onun da konuşmasını bekliyordum, konuşmadı. Millet biraz sıktıktan sonra yaklaştı biraz. Ağlıyor. Ağlamaktan yüksek lisans tezimi, doktora tezimi Esma-i Hüsna üzerine yazdım. Araştırmadım, kitap kalmadı ama hiçbir yerde böyle bir manayı göremedim. Hiçbir zaman benim aklıma Allah'ın Kuddüs ismiyle karıncanın üzerinde o ismin tecellilerini görmek gelmezdi benim aklıma diyor. Siz o kadar basit örneklerle, ben dedim biz yapmıyoruz bunu. Bu Bediüzzaman Hazretleri'nin eserleri, lemalar. Kendisine hemen Esma-i Sitte Risalesi'ni hediye ettik.
Ama ağlıyor. O kadar etkilenmiş. Gerçekten bunun emsali çok. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri'nin eserleri Risale-i Nur'lara bir cihette girecek olursak bu vesileyle bu asırda 20. ve 21. asırda seviyesine uygun bir şekilde müspet bir metot ile akla ve kalbe hitap ederek ikna ve ispat yoluyla gittiği için sadece ülkemizde değil, Türkiye'mizde değil, belki hariç memleketlerde de çok ciddi hüsnü kabule mazhar olmuştur. Bugün Risale-i Nurlar alem-i İslamca, İslamiyet'e yöneltilen birçok hücumlara bir seddi manevi veya seddi Kur'ani, özellikle fikri akımlara karşı. Bu sadece ülkemizde, memleketinden bundan etkilendi. Az evvel bahsettiğim hoca, yukarıda bahsettiğim hocalardan birisi Risale-i Nurlar bu asırdaki manevi bütün hastalıkları, fikri gelebilecek bütün hastalıkları ve olası oluşabilecek gelecekteki bir cihette tedavi ediyor. Tek şu var diyor, hastalık şudur demiyor ama bu şekilde kıymetli bir eserdir. Yine heyetlerle gelen Güneydoğu Asya taraflarından gelen bir hocamız, kendisi İstanbul Üniversitesi'nde hoca eğitim öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Şöyle bir cümlesi olmuştu. İstanbul'da onlarla beraber olurken bu asırda Kur'an'ın en derin ve murad-ı ilahiye en yakın manayı veren tefsiri Risale-i Nur'dur. Birçok tefsir kitabı telif edilmiştir ve şimdiye kadar bütün alimler bunu yapmışlardır. Her biri birer katredir aslında. O Kur'an'ın ayetlerin denizinden birer katredir. Risale-i Nur da bir katredir. O şekilde isimlendiriyor Bediüzzaman Hazretleri. Bazen bir şuledir diyor. Bazen birden bu katre murad-ı ilahinin o ayette kastettiği manaya en yakın ve Efendimizin sünnetine tabi olanlar için en güzel menheç olarak bunu görüyoruz dedi. Siz az evvel Afrika'dan örnek verdiniz. Karakıta'da özellikle Sahara altı Afrika dediğimiz bölgede hizmet eden bir kardeşimiz şöyle derdi sürekli. Hiç unutmam, aklımda sürekli o cümleler yankılanıyor. Bizim bu kara kıtada bid'at, hurafat ve cehaletin çok yaygın olduğu bölgede Risale-i Nur'lara çok ihtiyacımız var. Bu nurları neşretmek bizim en büyük vazifemizdir. Evet. Malumunuz Afrika şu an için bütün dünyanın geleceği konumunda. Aynı şekilde birileriyle tabi caizse yarışıyorlar. Böyle bir ortamda Afrika gençliği kendi istikametli ehli sünnet üzere olan fikrini nasıl muhafaza edecek? Hemen bu hurafetin, cehaletin, bid'atın ve çeşitli fikirlerin olduğu bir ortamda Risale-i Nurlar bizim için birer ilaçtır diyorlar. O şekilde ifade ediyorlar. Müsaadeniz olursa yaşadığımız yine bir hadise var. Irak'tan gelen alimler vesilesiyle Irak'ta bulunan Hüseyin hocamız var. Allah razı olsun ondan. Hatta kendisinin Risale-i Nurlar'la tanışması çok eski ama Hayrat Vakfı ve Risale-i Nur talebeleri oluyor. Tanıştıktan sonra şundan bahsetti Metin abi. Dedi ki biz küçükken köyümüzün hemen yakınında bir nehir vardı. Nehrin kenarına gider Risale-i Nur'dan vecizeler ezberlerdik dedi. Yani 78-79 doğumlu Hüseyin Hoca, 80'li yıllarda Irak'ta, İran bir köyünde, bir nehrin kenarında Risale-i Nur'dan vecizeler, cümlecikler ezberleyip o şekilde büyümüş. Bunu bahsetti bize, dedi ki Allah rahmet eylesin rahmetli Halil Hoca, gece gündüz bize Risale-i Nur'lardan, Bediüzzaman Hazretlerinden bahsederdi. Irak'ta bulunan bir hoca. Ve sürekli bize bu eserlerden istifade edin. Alın bu fesahatiniz gelişsin derdi. Belagatiniz ilerlesin derdi. Arapçadaki. Ben gerçekten, evet. Zaten Arapça ezberliyorlar. Evet. Ben zaten o cümleleri halen tekrar ediyorum, unutmamaya çalışıyorum derdi.
bir defasında dedi ki Türkiye'ye bir sempozyum münasebetiyle geleceğim haberi çıktı. Biletleri aldık, ayarladık. Evden çıkmadan önce hanım dedi ki inşallah bu defa gittiğinde o çok aradığın, arzu ettiğin Risale-i Nur talebelerini bulursun. Her gidip geldiğinde arzu ediyormuş. Aman biriyle tanışayım, biriyle görüşeyim, biriyle beraber olayım. Okumuş, haberdar, ezberini yapmış. Ama kimseyi tanımıyor. Sonra geliyor İstanbul'da, Allah razı olsun sizin de tanıdığınız, hepimizin bildiği Celaleddin abimizin o güzel simasını, o güzel gülüş, kerametvari bir şekilde tanıyor, tanışıyor. Ve şu an Irak'ta, o zorlu bölgelerde Risale-i Nur'a hizmet etmekteler. Hizmet etmekte kendisiyle, hatta Risale-i Nur tercümelerinin tasihinde bile beraber bir Arap nazarıyla bakıp değerlendiriyor. Allah razı olsun. Geçen en son geldiğinde şöyle bir hadiseden de bahsetti bize. Dedi ki biz ilk Hayrat Vakfı Genel Merkezi'nde burada geldiğimizde Küçükçekmece'ye oranın en ileri gelen Sünni olan alimleriyle geldik. Ve onlara Irak'tan çıkmadan önce her birinden bir söz aldım. Dedim ki, biliyorum hepiniz alimsiniz. Bıraksam her birinizi 2 saat, 3 saat konuşursunuz. Ama şu an öyle bir yere gideceğiz ki sizden rica ediyorum. Sadece dinleyelim. Bir bakın, dinleyin. Ne göreceksiniz? Hocalar da tamam biz sadece biz konuşmayacağız, dinlemeye geldik diyorlar. Geldiler burada, bir hafta bir çalışma yapıldı. İstanbul'a geldiler ama bir hafta dışarı çıkmadılar. Biz dışarıda çıkmayacağız dediler. Tamamen içeride vakfımızın eski binasında çalışmaları yaptılar. Biz derslerden bahsederken, Risale-i Nur'dan bahsederken bir de Risale-i Nur'un önemli bir düsturu olan Kur'an harflerini, İslam harflerini, Osmanlıcayı yazıp muhafaza ettiğimizden ve bunu bir vazife olarak telakki ettiğimizden bahsettik. Hocalardan biri dedi ki, biz dedi Arap'ız dedi. Günlük yazımızı da Arapça yazıyoruz. İslam harflerini, Kur'an harflerini muhafaza ediyoruz. Ama sadece teberrük olsun diye ve Bediüzzaman Hazretleri'nin emrini yerine getirmek için bütün alimlerimizle birlikte külliyatı baştan sona yazacağız dediler. Biz ilk başta yani belki bir hamaset de söylenmiş bir sözdür. Külliyatı baştan sona yazmak kolay bir hadise değildir Metin abi biliyorsunuz. Tabii ki. Ama bakalım külliyatı istediler bizden. Arapçasından tabii bakarak yazılacak. Tercüme edilmiş olan 8 tane büyük eserimizi verdik. Çok geçmedi. 6-6,5 ay sonra yapmışlar. Bütün Irak Risale-i Nur'u yazıp ciltletmiş ve imza için Isparta'ya kadar götürdüler. Yani onları geldi gözümüzün önünde bu şekilde gördük. Bu kadar yani buraya kadar Risale-i Nur'lardan istifade etmeyi, Risale-i Nur'un bir usulünü, menhecini ortaya koymayı. Yine onlardan birisi dedi ki biz yıllardır Risale-i Nur tanımadan önce hepimiz alimiz. Birçok meselede çok hakikatleri ortaya koyup konuşabiliriz. Ama gençlerimiz bunu istemiyorlar. Gençlerimiz artık etkilenmiyor. Gençlerimiz bizden kaçıyor, bizi dinlemek arzu etmiyorlar. Biz sizin buradaki sisteminizi, Risale-i Nur'ların uslubunu, metodunu gördük ve bunu etleri bu yola çıkarken iman kurtarma davası diye çıktı. Adını İnkazül İman koydu. Ben ise kendi toplumu bildiğim için kendi toplumum için buna İhyaül İman diyorum. İmanın ihyası davası diyorum. Ve bütün sistemimizi imanın ihyasına veriyoruz. Gerçekten 4-5 yılı geçti bu süreç. Şimdiye kadar birçok genç bu şekilde İhyaül İman programı altında Risale-i Nur'lardan, Risale-i Nur'un değişik usluplarından istifade ediyorlar. Yani örnekleri gerçekten çoktur.
Yine kara kıtaya gidecek olursak, Nijeryalı bir İdris Garba diye bir amca var. Sudan'da tanıştık kendisiyle. Allah razı olsun, İsmail abi vesile olmuştu. Amca diyorum çünkü 50 yaşında, 10 çocuğu var. Bulunduğu mıntıkada müftü olabilmek için yüksek lisansa ihtiyacı var. Çoluğu çocuğu bırakıyor, Sudan'a yüksek lisans için geliyor. 50 yaşında Sudan'a geldikten sonra Cenab-ı Allah ikram ediyor, Risale-i Nurlar'la tanışıyor. Medresemize gelip gidiyor, derslerden istifade ediyor, Risale-i Nurlar'ı dinliyor, hakikatlerin ehemmiyetini anlıyor. Sonra o birliktelik, beraberlik şu aşamaya geliyor Metin abi. Risale-i Nurlar'ı kendi yerel dili olan Havsa diline tercüme etmeye kadar gidiyor. Evet. Havsa dili yaklaşık yerel bir dil. Nijerya'nın resmi dili olarak geçiyor. Fransızcadan sonra, İngilizceden sonra. Ve İdris abi küçük sözleri tercüme etti. Tercüme ettikten sonra memleketine gitti. Çoluk çocuğuna kavuştu. Bir ara bize bu zamanlar yeni yeni intişar ediyor. Baktık hepimiz, İsmail abi de ben de bakıyoruz. Küçük küçük çocukları, gençleri toparlamış. Mütalalar yapıyorlar. Allah Allah, İdris abi ne yapıyorsunuz? Bize şu cevap verdi Mesut abi. Gerçekten hiç unutmuyorum. İsmail abi'den duydum. Toplumun manevi hastalıklarını biliyorum. Dertlerini biliyorum. Elime bir ilaç geçti. Bir dakika dahi beklemem. Hemen bu ilacı bu dertlerin tedavisi için sunmaya hazırım diyor. Ve bu şekilde, evet. Çok acayip. Şimdi dünya koronavirüsle çalkalanıyor. Herkesin gözü kulağı acaba ilacı bulundu mu? Evet. Bir tedavisi olsa da hemen biz kullansak derdindeler. Ama diğer taraf, yani koronavirüs gibi birçok hastalık var. Bir evet. Şekilde hayat devam eder bir süreci var ama diğer tarafından gerçekten toplumun, insanların gerçek problemleri, gerçek sıkıntıları ve onları çözerek bir ilaç. Ve o amcamız, 50 yaşındaki o insan o ilacı kendisi istifade etmiş ve benim topluma bu ilaç lazım değil, onu kendi diline çeviriyor ve o insanlar istifade ediyorlar. Barakallah. Elhamdülillah. Ya bunun Cenab-ı Allah emsalini arttırsın inşallah. Sadece küçük sözlerle kalmadı. Bunun gençlik rehberini, Hüccetullah el-Baliga, meyve risalesi, artık ilacı buldum diyor. Bundan sonra bana düşen hemen bir an önce bu ilaç ile toplumu tedavi edebilmektir. Cenab-ı Allah bizlere de bu şuuru, bu düşünceyi nasip eylesin. İşte bu şekilde Arap dünyasının, İslam dünyasının birçok yerinde, sadece biz tabii başlığımız Alem İslam ama Risale-i Nur'un hususen gayrimüslimler veya yeni Müslüman olanlara yönelik de bir üslup tarzı var. Bunun emsali Kenya'da, bunun emsali İngiltere'de, orada bulunan abilerimizden, kardeşlerimizden dinlediğimizde gayrimüslimler veya yeni Müslüman, İslam ile şereflenenler, yeni insanlar metodu olarak, yani Kur'an harfleri, Kur'an'ı esas alan, tecvidi esas alan ve hayat toplum tarzını ahlak üzere inşa etme, bu tarz hedefleri hemen görüyorlar ve kabul ediyorlar. Kenya'da bizim insani yardım vesilesiyle gittiler Akıncı abilerimiz oralara. Önce müellefetül kulub nev'inden kalplerini yumuşattılar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın savaşlardan, gazvelerden sonra yeni Müslüman olanlara veya Müslümanlık için, Müslümanlığa ısınmaları için ganimetten dağıttıkları emsali. Bunlara insani yardım faaliyetlerini götürdüler. O te'lifil kulub, sonrasında onların Müslüman olmalarını, adı sonradan yıllarca 60 olarak hizmet eden adı, o abimizin adı, amcamızın adı İsmail oluyor. Risale-i Nurlar'la tanışıyor, Kur'an-ı Kerim'i öğreniyor ve kendisiyle birlikte birçok insanın Müslüman olmasına, İslam'la şereflenmesine vesile oluyor. Bu şekilde gerek İslam dünyasında,
ve gerek İslam dünyasının haricindeki Batı dünyada veya Müslüman azınlıkların olduğu birçok yerde bu şekilde Risale-i Nur'un etkileri, tesirleri görünmektedir. Allah razı olsun. Yani bu bahsettiğiniz konu benim notlarımın arasında vardı. Şu cihetle vardı. Şimdi Avrupa'nın hani insanları istifade edenleri ediyorlar. Fakat son 200 yılda inanılmaz bir dinsizliğe yönelik çalışma var. Bunun karşısında Risale-i Nur var. Dolayısıyla yani ehli dalalet bakıyorlar ki gerçekten kendilerine karşı bir duruş var burada, imani. Çünkü bozmaya çalışan bir taraf var ama onu sapasağlam tutup tamir eden, takviye eden evet. bir çalışma var. Ve onun etrafında toplanan insanlar da gerçekten bundan istifade ettiklerini gözlemliyorlar. Dolayısıyla şunu çok net söylüyorlar. Diyorlar ki Risale-i Nur'da öyle kuvvetli bir iman var ki biz buna karşı mukabele etme şansımız yok. Ve yeri gelmiş Üstad Hazretleri'nin hayatına kastetmişler. Yeri gelmiş ortalığı daha farklı bir noktaya götürmek cihetine gitmişler. Şunu söylemeye çalışıyorum. Risale-i Nur'da alem-i İslam'dan baktığımızda veya işte oralarda farklı coğrafyalardaki insanların, inanmayan insanların önüne koyduğunuzda istifade ettiğini görüyorsunuz. Ama zalimlerin de gaddarların da önüne çıkan Risale-i Nur, ha burada aşılmaz bir duvar varmış dedikleri bir tabloyla güçlü bir eser olduğunu bu asra, bu asrın idrakine iman hakikatlerini koyan bir eserden bahsediyoruz. Dolayısıyla yani şuradaki bütün konuşmalar aslında doğru alim-i İslam'ı oranın bakışını konuşuyoruz ama bizim evet. bakışımızı da aslında biraz daha odaklıyor buradaki evet. konuşulan meseleler. Evet. Belki bir son 10 dakikada bu çerçevede değerlendirebiliriz. Buyurun. Ya bu şekilde mesela siz geçen günlerde zaten Almanya'da Mehmet abi de misafir ettiniz. Oradan iktida örnekleri de alındı. Bunun bir emsali yine İngiltere'de birçok Anglikan Kilisesi'ne bağlı olan ilkokullarda veya ortaokullarda bırakınız sadece İslamiyet'i araştırıp İslamiyet'le müşerref olma hadisesi İslam nedir? İslam dini nasıldır? Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kimdir? Bununla alakalı sağlıklı bilgi, belki ikna edici, onlar edecek tarzda gerçekten Risale-i Nur'daki ifadeler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı veya İslamiyet'in bazı mevzularıyla alakalı olan hadiseler çok bariz ve açık. Orada bulunan abilerimiz, kardeşlerimiz elhamdülillah kahramanlarını anlatıyorlar. Yavru vatan Kıbrıs'tan tutun, Afganistan, Kırgızistan bizim ecdadımızın geldiği yerler. Güneydoğu Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya, Kamboçya. Biraz Hint altı kıtasına bakıyoruz. Pakistan, Sri Lanka. Evladı Fatihan özellikle Makedonya, Bosna Hersek. Onu aslında onun hikayesi bizden de çok önce. Çünkü 60'lı yılların sonunda vakfımızın kurucusu Ahmet Sürev Efendi ile irtibata geçip rahmetli Cavit amcalar oralardan gelip iman Kur'an hizmetleriyle müşerref olmuşlar. Avrupa'sına kadar, Sahra altı Afrika doğusuyla batısıyla bütün bu coğrafya elhamdülillah her yönüyle bu kıymetli eserlerden istifade etmeye ellerinden geldiği kadar anlamaya, idrak etmeye çalışıyorlar. Hem düşmanlar nezdinde, İslam düşmanları nezdinde Risale-i Nur fikri bir sedd-i manevi ve sedd-i Kur'an'ı vazifesini görüyor. Hem de Müslümanlar nezdinde ise işte bizim buna ihtiyacımız var. Bu asırda bize bu lazım. Hatta bir kardeşimiz şöyle dedi, Nijerli. Bırakın sadece imani yönü. Ben dedi Risale-i Nur'dan okuduktan sonra dünyaya bakış açım ve aslında bir şeyler yapabilirim düşüncesi oluştu bende diyor. Şimdi Nijer'i bilenler çok iyi bilirler ki dünyanın en zengin uranyum kaynağı Nijer'de ama Nijer elektriğini Fransa'dan ücretle alıyor, parayla alıyor. Aslında uranyumdan çok ciddi elektrik üretebilir. Siz niye üretmiyorsunuz diye sorulduğunda bu Afrikalılara ya biz yapamayız. Biz nereden yapacağız?
Şu an o genç diyor ki, hayır biz yapabiliriz. Bizde bu güç vardır. Çünkü ben Hutbe-i Şami'yi okudum. İslamiyet ışıklandırdı, nurlandırdı, bütün alemi tenvir etti. Aynen onun gibi bu asırda da ve gelecekte de İslamiyet bütün alemleri, bütün devletleri nurlandıracaktır, tenvir edecektir. Bu şekilde bir düşünceyle ve bu şekilde bir şuur ile yeniden bir doğduğunu, yeniden o ümidi ve emeli kendisinde bulduğunu, hatta üstadım içinizdeki yesi, ümitsizliği la taknetu min rahmetillah kılıcıyla kesiniz, öldürünüz. İşte diyor elime kılıç geçti artık. Önce kendi içimde ve sonra etrafımda bulunan insanların içindeki o ümitsizlik hastalığını öldürüp bir daha kalkmayacak şekilde ortadan kaldırmam lazım diyor. Elhamdülillah bu şekilde bütün dünyada çok can alıcı hadiseler ile Risale-i Nurlar intişar etmektedir. Cenab-ı Allah bizleri talebe eylesin. Risale-i Nurlara istifade edebilmeyi nasip eylesin. Bütün dillerde Risale-i Nurları taraflara getirmeyi nasip eylesin. Bu çerçevede çok şükür vakfımızın tercüme heyetinin çok ciddi çalışmaları var. Hemen hemen dünyanın en çok konuşulan dillerine Risale-i Nurlar çok sağlam adımlar ile öyle hızlıca çevirelim de mantığıyla değil, çok sağlam adımlar ile o insanların anlayabileceği tarzda manayı tam aktarabilecek şekilde aslı olan Osmanlıca'dan tercümeler de yapılmaktadır. Tercümenin yanında o dile hakim olan abilerimiz, kardeşlerimiz, gerek oradan hocalar, gerek bizim Türkiye'den dili bilen arkadaşlarımız bu hakikatleri anlatıp şerh edip izah etmektedirler. Cenab-ı Allah onların sayılarını arttırsın. İnşallah muvaffak eylesin. Bizleri de musahhar eylesin inşallah bu hizmete ve bu davaya. Allah razı olsun. Yani belki bu tercüme konusunu ayrıca konuşsak bile olur. Çünkü gerçekten onun altyapısı benim de görebildiğim, bilebildiğim kadarıyla ciddi bir emek var. Ya yani bu emeğin görülmesi şu açıdan önemli. Risale-i Nur'da bir kuvvet var. O kuvvet olabildiği kadar önemli bir mesele. Çünkü orada bir istifade oluyor. İsa Aleyhisselam'a atfedilen bir söz var. Diyor ki ikinci kez doğmayanlar gerçek iman etmiş olmazlar. İkinci kez nasıl doğulur? Yani ikinci kez doğmak fikren bir ışık geldi falan gibi şeyler. Yani evet. Pek çok kimse ki ben de buna dahil Risale-i Nurlarla tanıştıktan sonra nazarımız çok değişti ve kesinlikle o ikinci defa doğma denilen farkındalığı yakalamış olduğumuz bir şeyle karşı karşıya geldi. Dolayısıyla bugün hani Kur'an-ı Azimüşşan'daki farkındalık ayetlerinden bir tanesi ey iman edenler iman ediniz. Evet. İman ediniz. Şimdi bu bahsetmiş olduğumuz insanlar âlem İslam'daki insanlar ama ne diyor? Allah'a imanı var fakat la taknedu kılıcı eline yeri geçiyor. Bu adam hafız belki. Bu ayetleri biliyor. Evet. Takır takır okuyor. Evet. Ama öyle bir nazar kazanıyor ki Risale-i Nurlarla bir saniye. Ben kendime geliyorum. Evet ben bunu yapabilirim. Gücü kuvvetini bir şekilde tabii elde ediyor. Neyle? Burada bir Cenab-ı Hakk'ın inşallah Risale-i Nur'a vermiş olduğu bir güzellik de var. O güzellikle karşılaştırmak adına yapılan bu faaliyetler gerçekten çok önemli. Şu son kalan 3 dakikada da dünyanın farklı yerlerindeki bu çalışmalar insanların üzerindeki istifade ediyoruz ama yine de istifade edenlere yönelik Risale-i Nur'dan istifade etme konusundaki sözler de önemlidir. Muhakkak oradan biraz belki son 2 dakika öyle değerlendirelim. Şu şekilde ben buraya gelen giden veya karşılaştığımız, oralarda karşılaşan kardeşlerimizden duyduğumuz şöyle ifadeler var. Öncelikle belki dinleyenlerimiz arasında Risale-i Nur'a yıllarca hizmet etmiş büyük abilerimiz, üstadımızın talebelerinden olanlar, onlar şunu açıkça ifade bizler namına bu emaneti buraya kadar taşıyan abilerimize, hocalarımıza, kardeşlerimize teşekkürlerimizi iletin. Allah onlardan razı olsun. Bu emaneti taşıdılar. Ama şunu da ekliyorlar. Bu eserler sizin topraklarınızda ve sizin dilinizde
geldi. İkram-ı ilahidir, ilham-ı Rabbani'dir. O zaman bu vazife sizin omuzlarınızdadır. Ben bunu o hocalardan duyunca sürekli Ankara'da sempozyumumuzda bir tane alimin söylediği meşhur bir ifade vardı. Ya Tullah ben Nur, hâzâ kaderukum. Ey Risale-i Nur talebeleri, bu sizin kaderiniz. Yani bizler Risale-i Nur talebeleri olarak başta kendi nefsimiz, etrafımızda gücümüz yetiyorsa, dil biliyorsa, evet gücümüz yetiyorsa dışarıdakilere iman Kur'an hakikatlerini anlatabilmek. Cenab-ı Allah nasip etsin. Teşekkür ediyoruz. Amin. Allah razı olsun. Dua ediyoruz. Allah kolaylıklar versin. İnşallah izleyicilerimiz de duacı olacaklardır. Allah gecenizi mübarek eylesin. Dilinize amin. Sağlık. Çok teşekkür amin. Ediyoruz. Amin. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler. Allah razı olsun.